Honaz Belediyesi yaptığı yatırımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son yıllarda birçok proje imza atarak adından sıkça bahsettiren Honaz Belediyesi, bu kez de yaşlılar için önemli bir proje imza attı. Yaşlıların hayatlarını kolaylaştırmak ve onlara sahip çıkmak anlamında önemli bir çalışmayı hayata geçiren Honaz Belediyesi, Kocabaş Mahallesi'nde yapılacak olan ve hayırsever Yusuf ve Gülsüm Kaya çiftinin destekleriyle yapılacak olan Gülsüm Yusuf Kaya Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi ve Sosyal Tesisinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, CHP Merkez Efendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan, CHP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun, CHP İl Başkanlığı yöneticileri, hayırseverler Gülsüm Yusuf Kaya çifti ve çok sayıda vatandaş katıldı. Temel atma töreninde konuşan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, ülkemizde yaşlı nüfusunun her geçen gün arttığını ve yaşlarımıza sahip çıkmak için böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek projede kendilerine destek olan hayırseverlere teşekkür etti. Dünya hızla yaşlanıyor. Dünyada yaklaşık 783 milyon yaşlı yaşıyor. Bu aslında bizim yaşlarla ilgili projeleri ne kadar önemsememiz gerektiğini zorunlu hale getiriyor. Türkiye'nin durumu nedir bu süreçte? Türkiye'de bir önceki yıla göre daha çok yaşlının, her yıl daha çok yaşlının toplam nüfus içindeki yerinin arttığı bir ülkeyiz. Yani hızla yaşlanan bir ülkeyiz. Bakın ben size şunu söyleyeyim. En temel veri, 100 çalışana bundan 2 yıl önce, pardon 4 yıl önce 11 yaşlı düşerken şu anda 100 çalışana 14 yaşlı düşüyor. Yani her gün yaşlanıyoruz. Ve maalesef istihdam süreçlerindeki değişim, insanların artık iş hayatında yoğun yer alması, mesai kavramı bir sürü nedenlerle yaşlılar evlerde, bir de geleneklerimizdeki bazı değişimler yaşları bakıma muhtaç hale getiriyor. İşte bu nedenle biz böyle bir tesisi kurmayı planladık. Yusuf abimle bunu paylaştığımızda ben varım dedi ve gerçekten o gün koşullarında belki çok değerli bir katkıyı sundu. Yaklaşık 5 milyonluk bir yatırım yapıyoruz. Tefrişatı hariç. Tefrişatıyla 7 milyonluk bir yatırım yapıyoruz buraya. Yusuf abim, Ümmü Yusuf Kaya hayırseverlerimiz 1 milyon 200 bin lira nakit bize destek sağladı. Kalanını Honaz bütçesinden gerçekleştireceğimiz bir yatırım. Ama biz abimizin adını, teyzemizin adını bir ömür boyu bu tesiste yaşatacağız. CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı da yatırımlarıyla adından söz ettiren Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepene'ye teşekkür etti. Bizi bu güzel günde bir araya getiren, bir gururla ve mutlulukla bir araya getiren Honaz Belediye'mize de çok teşekkür ediyorum. Evet, yaşlılarımız çok kıymetli. Geçmişin tanıkları, geleceğin de rehberleri. Dolayısıyla en güzel yaşam hakkına sahip olması gereken yaşlılarımız için bu kıymetli temel atma töreninde bir aradayız. Bunun da gururunu yaşadığımı ifade etmek istiyorum. Ben soracaktım, siz benden önce söylediniz başkanım. 100 gün sonra buranın açılışını yapacak olmanın da gururunda yaşıyoruz. 100 gün sonra gelelim burada çayımızı içelim ve sosyal belediyecilik ne demektir? Aslında bir belediye ne yapması gerekir? Bunu bize gösteren belediye başkanımıza da teşekkür edelim. Konuşmaların ardından Gülsüm Yusuf Kaya Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi ve Sosyal Tesis'in temeli dualar eşliğinde atıldı. Burada sona ermiştir. Değerli misafirlerimize, siz kıymetli vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Tesisimiz tekrar hayırlı uğurlu olsun. Honaz Belediyesi Ümmü Gülsüm Yusuf Kaya Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi ve Sosyal Tesis'in 100 gün sonra açılış programında